Avrupa'da ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerin başında otomobil sanayi geliyor. Dünya ve Avrupa otomobil üretiminde hatırı sayılır bir yere sahip olan Alman firmaları da diğer ülkelerde olduğu gibi krizin yükünü işçilerin sırtına yıkmaya çalışıyorlar. Bu firmalardan biri de Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen. Kadrolu işçilerin dışında dünya genelinde 25 bin kiralık işçi çalıştıran firma, geçtiğimiz haftalarda bunlardan 16.500'ünü işten atacağını ilan etmişti. Firma yönetimi dediği gibi yaptı ve Hannover kentinde minibüs tipi araç üreten fabrikada çalışan kiralık işçileri sokağa attı. 700 kadarını 2008 yılı sonunda çıkaran işveren, geçtiğimiz günlerde de kalan 213 kiralık işçinin sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Zaten düşük ücretlerle, iş güvencesi olmadan adeta modern köle olarak çalıştırılan kiralık işçiler, şimdi ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle kaderlerine terk edilmiş oldular. Ancak işçiler bu kez ne yapalım kriz var demediler ve otomobil devine karşı direnişe geçtiler. Merhabalar, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Tufan Çiçek, yaşım 24. 1,5 yıldan beri fabrikada çalışıyorum. Şu anda kapı önüne koyulduk ve işimizi tekrar geri almak için hala direnmeye devam ediyoruz. 2 yaşında bir oğlum var ve yani nasıl desem, cumartesi demiyorum, pazar demiyorum, tatil demiyorum, onu evde bırakıyorum. Mecburen buraya çalışmaya geliyorum. Arkadaşlarla birlikte, yani tek benim değil, bütün arkadaşların çoluğu çocuğu var. Ve biz gerçekten çok emek verdik. Hiçbir şeye itiraz etmedik, kesinlikle. Yine çalıştık, yine işimizi yaptık. Şimdi de bu emeğimizin karşılığını istiyoruz. 13 bin işçinin çalıştığı fabrikadan atılan işçiler önce çeşitli eylem ve protestolarla seslerini duyurmaya çalıştılar. IG Metal sendikasına da başvuran işçiler buradan da gereken desteği göremeyince çareyi fabrika önünde açlık grevi yapmakta buldular. 7 işçinin katıldığı açlık grevi fabrikada çalışan diğer işçilerin de ilgi ve desteğini görüyor. Adım Haytun Dietrich. Bir şey Nasim Hikmet'ten söyleyeceğim. Ben yanmasam, sen yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkan kar karanlık aydınlığa? Möchte sagen, diese streiken denn hier? 700 bine yakın işçi atılmış durumda kriz başladıktan sonra. Ve bu arkadaşlar gerçekten burada yani bir ateşi, mücadele ateşini yaktılar yani arkadaşlar. Bu aynı zamanda 700 bin işçinin de sorunu. Şimdi bu sadece fabrikada değil, genel olarak Almanya'da kriz kendi etkisini gösteriyor ve tabii ki sermaye bunu genel olarak her tarafta olduğu gibi krizin yükünü işçilere, onlara ödetmeye çalışıyor, onların sırtını yıkmaya çalışıyor. Bugün sadece fabrikada değil, fabrikanın hemen hemen tüm kollarında, Braunschweig'de, Salzgitter'de, Wolfsburg'da, Hannover'de, onun dışında MAN'de yine böyle hemen hemen tüm layabateler atılmış durumda taşeron işçiler. Kendilerine büyük bir haksızlık yapıldığını düşünen işçiler, işimize geri dönmek istiyoruz diyorlar. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen de işçileri ziyaret ederek haklı davaları için elinden geleni yapacağını söyledi. Burada dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istedik biz Sol Parti milletvekilleri olarak. Önemli olan FAV'deki özellikle buradaki grevdeki işte direnen işçilerinin sadece bir istisna olarak değil şu anda var olan işçi ve emekçilerin iş yerlerini koruma konusunda, iş yerlerini tutabilmeleri konusunda varolun bütün mücadelelerin aslında simgesidir. Krizin faturasını kim ödeyeceği konusunda şu andaki burada bulunan arkadaşlar direnişiyle şunu söylüyorlar. Biz bu krizin faturasını ödemeyeceğiz. Ödemek istemiyoruz. Biz iş yerlerimizde çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla biz Sol Parti olarak da bunu desteklemek için buraya geldik. İşçilerin başlattığı açlık grevi birinci haftasında etkisini göstermeye başladı. Fabrika yönetimi 100 işçiyi tekrar işe almayı kabul ettiğini duyurdu. Ama bu işçilerin önemli bir bölümü komşu şehir Wolfsburg'da çalıştırılacak. Eylemdeki işçiler ise bütün işçiler geri alınıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar. Her zaman çalışan biziz ve onlar bizim sırtımızdan kazanıp kârlarına kârlar katıyorlar. Niçin onları yarattığı krizin faturasını biz kendimiz ödeyelim? Bütün emekçilere de şunu söylüyoruz son bir kez. Biz özgürüz çünkü direniyoruz ve herkesi de bu özgürlük mücadelesine davet ediyoruz. Teşekkür ederim.